Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Efendim şu anda bizler size Yozgat Boğazlı yandan sesleniyoruz efendim. Otomotiv alanındayız. Şimdi bu alanla alakalı aslında çok kıymetli bilgiler aktarmış olacağız sizler ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Sertaç Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlerle hangi değerli bilgileri paylaşacaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Sertaç Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Sertaç Tekin, Osman Tekin Otomotiv kurucu ortaklarındanım. 2022'de faaliyete geçirdik firmamızı otomotiv sektörü olaraktan. Harika. 2022'den beri aslında aktif bir şekilde burada hizmet veriyoruz. Şimdi ben birazcık açıkçası firmamızın kuruluş hikayesini de merak etmiyor değilim. Peki nasıl başladık? Firmamızın kuruluş hikayesi otomotiv sektörü olaraktan. Bizde otomotiv sektörü nakliyecilik, yolcu, öğrenci, personel taşımacılık hepsi var bizde yurt içi olaraktan. Sevkiyatlar var. Aile şirketi olaraktan kurduk biz burayı. Kendi aramızda dedik ki bulunalım, toplanalım. Bir otomotiv galeri olaraktan bir iş yapalım dedik. Harika, aslında otomotive dair her şey, işte varsınız aktif evet, bir şekilde. Çekici, öğrenci servisi, oto yıkama, nakliye, personel servisi. Otomotiv her şey mevcut şu anda. Harika. Şimdi aslında bizim bulunduğumuz noktada otomotiv alanında hizmet veriyoruz. Şimdi hizmetlerimizi de merak etmiyor değiliz. Burada neler yapıyoruz peki Sertaç Şimdi, Bey? Buradaki hizmetimiz, bu işletmemizdeki hizmetimiz otomotiv alım satım, çekici hizmeti, personel servisi, öğrenci servisi, nakliye üzerine. Nakliye üzerine. Evet. Şimdi bizler aslında şu anda Boğazlıyan'da alım satım yapılan bölgedeyiz değil mi? Evet. Şimdi alım satımda bizler nelere dikkat ediyoruz? Hizmetlerimiz nelerdir? Birazcık bize bunları anlatabilir misiniz? Alım satımda öncelikle müşteri memnuniyeti bizim çok önemli. Araçların ekspertizleri olsun, müşteri memnuniyeti. İnsanları sattım kurtuldum değil, verdiğimiz hizmetin peşine gitmek. Harika, aslında burada sattım bitti mi olayı asla yok. Kesinlikle. Yani satışı yaptıktan sonra hizmetlerimiz tabii ki devam ediyor. Tabii devam ediyor hizmetlerimiz. Örneğin bunun bir tabii süresi var. 6 aylık bir süresi var. 6 ay içerisinde bizden kaynaklı, araçtan kaynaklı bir sorun olduğu zaman biz satışımızın arkasındayız her türlü. Yani bir sıkıntı olduğu takdirde buraya gelebiliyorlar. Tabii, sıkıntı tabii, yaşamadık ama ola ki böyle bir şey olursa bizler yaşadık, biz yaşadık o sıkıntıları. Tabii giderdik de ufak tefek şeyler oldu. Biz dediğim gibi yani sattım kurtuldum değil bizim prensibimiz. Biz telakisini sattığımızın sağlıyoruz. Peşindeyiz her türlü. Harika. Şimdi şunu da sormuş olalım. Sadece peki bu bölgede mi hizmet veriyoruz Sertaç Bey? Hayır. Antalya'da yerimiz var. Bayi olaraktan. Antalya'da yapıyoruz. Galeri olaraktan. Dediğim gibi aile şirketi olunca Antalya'da kollarımız var. Hem burası hem Antalya otomotiv olaraktan, alım satım olaraktan iki şube olarak çalışıyoruz. Harika. Aslında sadece burada kısıtlı kalmıyoruz. Antalya'da da hizmetlerimiz devam ediyor demiş olalım. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki nasıl ulaşım sağlayabilirler Sertaç Bey? İnternet üzerinden ve sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirler. Osman Tekin Otomotiv yazdıkları an bize telefon numaramıza ulaşabilirler her türlü. Harika. Aslında sizlere ulaşım da çok kolay. Şimdi aslında burada özellikle alım satım konusunda galeride güven çok önemli tabii diye düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar tam olarak araçlara hakim olmayabiliyorlar ve güven noktası aslında sizler oluyorsunuz. Aynen öyle. Peki bu noktada güveni nasıl sağlıyoruz? Bu noktada güveni nasıl? Öncelikle müşterinin aracı teslim ediyoruz. Kendisi istediği yerde gidip aracı gösterebilir. Ekspertiz olsun, sanayisi olsun. O kendisi araca kanaat geliyor. Ondan sonra bir aracı teslim ediyoruz. Harika. Aslında burada tamamen kişiler nasıl istiyorsa. Tabii. Müşterinin talebine bağlı diyelim size sadece. Çok güzel. Yani kendileri nasıl istiyorsa o şekilde yönlendiriyoruz. Yani, tabii. İstediği şekilde yönlendiriyoruz. Şimdi bir şey sormak istiyorum sizlere. Bu alanda alım yaparken kişiler nelere dikkat etmeli? Ekspert raporlarının günübirlik olması lazım bu alanda. Yani çünkü aslında 3 günlük. Hayır. Onlar kanun olarak geçerliliği yok. 24 saatlik eksper raporunun geçerliliği. 24 saatten sonra herhangi bir geçerliliği yok. Yani kanuni bir hükmü yok. Yani satıcıya. Noktada,
aslında ekspertiz raporları çok önemli kişiler tabii, için. Tabii, çok önemli. Alıcı kişilerin çok önemli ekspertiz raporları. Şimdi şunu da sormuş olalım sizlere. Biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var. Ve mutlaka sizlere onlardan ayıran bir özelliğiniz vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar bizim, nelerdir Sertaç Bey? Bizim onlara ayırdığım bizim güvenilirliğimiz. Biz dediğim gibi, biraz önce dedim, biz sattığımız zaman peşindeyiz her türlü, her şeyiyle. Harika. Yani burada aslında en büyük farklardan tabii, bir tanesi. Biz sattım bitti değil. Hayır, kesinlikle. Asla ürünlerimizin, daha doğrusu araçlarımızın arkasındayız. Aynen öyle. Sertaç Bey, peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı aile şirket oluşumuz. Buradaki personelin aileden olduğu için müşterinin daha iyi oluyor. Harika. Genel insana ilgilenmesi, satılan araçları takibi. İnsanın memnun olması buradan geliyor. Harika. Aslında ekip çok önemli ve ekip de bizim ailemizden geliyor. Tabii. Bu noktada başarı da tabii kaçınılmaz oluyor. Şunu da sormak istiyorum röportajımızı sonlandırmadan önce. Malum şu anda araç piyasası yüksek ve bu noktada bazen bütçeler çıkışmayabiliyor. Peki bankalarla bir anlaşmanız var mıdır bu noktada? Yok, bankalarla anlaşma çalışmıyoruz. Kişiler kendileri bankalarla işlerini yapıyorlar. Şimdi peki geleceğe dair plan projemiz nelerdir? Yani bizler bir 10 sene sonra sizleri nerede görmüş olacağız? Biz 10 sene sonra biz bu sektörde daha ileride olacağız. Harika. Hizmet kalitemizi tabii, bozmadan tabii. daha güzel kaliteyi noktalara bozmadan, geleceğiz. Tabii aslında. Kaliteyi bozmadan, önemli olan burada kalite. Büyümek değil. Hizmet kalitesi. Tabii hizmet kalitesi. Çünkü tabii tamamen vermiş olduğunuz hizmet kaliteli olacak ki bir o kadar da talep olsun tabii demiş olalım. Sertaç Bey, peki son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Araç alırken kesinlikle ekspert raporuna günübirlik yapılmasına dikkat edilmesi lazım. Araç satışlarında ödemelerin satış olmadan verilmemesi lazım hiçbir şekilde. Güvenilir adres olarak da sizi bekliyoruz buraya. Görün misafirimiz olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Efendim, sizler de güvenilir ellerde araç satın almak istiyorsanız ve bu bölgedeyseniz artık nereye geleceğinizi biliyorsunuz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşça kalın.